kurucu cumhurbaşkanımız Zavallı Fahit Bektaş'ın büstünün açılış töreni dolayısıyla aldığımda üzerine buradayım. Sayın Şeref Falkoç başkentimiz kendisiyle daha önce az önce ifade ettiği gibi Trabzon'da buluşmak için bir organizasyon yaparken bir de baktık burada buluştuk. Sayın Valimiz de Trabzonluymuş. Onu da buradan selamlıyorum. Biz tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esasında benim önümde Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Hep kendimizi malumunuz olduğu üzere büyük Türk milleti bir parçası olarak görürüz. Hep öyle olacak. Böyle devam edecek. Dolayısıyla Bolu'da bu Anadolu'nun Türkiye'nin en güzel müstesna yerlerinden bir tanesi de bu güzel şehirde sizlere beraber olmak, bunun bana nasip olması, böyle bir toplantıda bulunmam ve sizlere kısa da olsa bu hitabı yapmam benim için büyük bir onur, şeref. Beni buraya davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Biz Türk insanları, Türk milleti duygusal insanlarız. Hep böyle analarla varlığını sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir toplantıda ben size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk halkının lideri olarak burada geçmişte yaşadığımız acılar, soykırımlar, göçler ve Kıbrıs adasının bir gün adası olması için her türlü mezalime, her türlü girişime karşı baş koyan, şehitler veren, bedeller ödeyen ve her zaman yanında Anadolu, Türkiye'yi gören Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olarak hitap ederken Anadolu'ya, Türkiye'ye milletimiz olan bağlılığımızı da altını çizerek bir kez daha kabul ediyoruz. Dünya bizi tanımıyor. Ama hep biz şöyle diyoruz. Rauf Denktaş da kurucu cumhurbaşkanımız da öyle diyordu. 100 ülkenin tanımasından çok daha iyisi bizi Türkiye'nin tanımasıdır. Türkiye bizi tanıyor, tanımaya devam edecek. Bizim yeni bir ombudsmanımız vardır. Sayın İlkan Baro tanıştınız. Türk Devletler Teşkilatı'nda sizlerin gayretleriyle onun da yer alması fevkalade önemliydi. Dolayısıyla bütün buradaki gelişmeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizlerin ombudsmanının o kurumun da yapabileceği bizler için çok önemli. Çünkü az önce ifade ettiğiniz gibi cimeriyle, diğer imkanlarıyla Türkiye'nin her bir ferdine sizlerin verdiği bu hizmetler çok anlamlı, çok değerli. Çünkü işin esasında insan hakları. İnsan haklarıyla her türlü idareye yönelik yapılan bir takım ifade ettiğiniz yanlışlıkların düzeltilmesi için devletin iradesinin bu şekilde tecelli edilmesi, büyük devletin kendi vatandaşına sahip çıkma noktasındaki erdemidir, büyüklüdür. Biz de bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşallah yapma fırsatı bulacağız. Bugün bol olarak gerçekten çok anlamlı, çok güzel bir gün yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızı ve kamu baş denetçisini ilimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Bilindiği üzere Bolu'nun Kıbrıs'la ilgili olarak önemli bir bağlantısı var. Kıbrıs harekatında Bolu'da bulunan komando tugayımız çok önemli bir görev üstlenmiş. Buradan Kıbrıs harekatına katılarak orada çok önemli görevler ifa etmiş, şehitler vermiş, gaziler vermiş. Aramızda da şu anda Kıbrıs gazilerimiz de bulunmaktadır. Kendilerine de şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerine Allah razı olsun. Ombudsmanlık kurumu, kamu denetçiliği kurumu son derece önemli bir kurum. İdarenin eylem ve işlemlerinin denetlenmesi demokrasinin, insan haklarının olmazsa olmazı. Keyfi yönetimden denetlenebilir, kontrol edilebilir yönetim
yönetimin temel prensiplerindendir. Dolayısıyla idarenin almış olduğu kararların denetlenmesi, iş ve işlemlerin kontrol edilmesi son derece önemli. Sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bu mutluluğumuzu taçlandıran şey Sayın Cumhurbaşkanımızın burada olması. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Toplantımıza şeref verdiler. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Bey'le program yapıp Trabzon'da buluşacaktık. Öyle kararlaştırmıştık. Ama nasip buluyaymış Sayın Cumhurbaşkanım. Trabzon programını yapacağız ayrıca. Efendim biraz önce ifade edildiniz. Sayın Valimiz, Rektörümüz ifade ettiler ve yansıda da izlendiği gibi Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye'nin en yeni, en genç, en dinamik kurumlarından birisi. Görevi şu, halkla idare arasındaki ihtilafları mahkemesiz, dostane bir şekilde çözmek. İdare dediğimiz zaman Cumhurbaşkanlığından tutun bakanlara, genel müdürlüklere, valiliklere, rektörlüklere, belediyelere, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi idare. İşte sizin bu kurumlarla herhangi bir sıkıntınız, ihtilafınız olduğunda mahkemeye gitmeden önce bize gelebilirsiniz. Geri çekilin. Fatih.